Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Ender 3 versiyon 2'yi inceleyeceğiz. Üç boyutlu yazıcılara girmek isteyen herkes tarafından oldukça talep gören ve Ender 3 ile dünya çapında büyük bir başarı sağlayan Creality firması bu sefer Ender 3'ü güncelleyerek versiyon 2'si ile karşımıza çıkıyor. Tabi burada şu şekilde inceleme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Hali hazırda çıkmış popüler bir ürünün ikinci versiyonu olunca onunla birlikte bir kıyaslama yaparak incelemek daha mantıklı geliyor. Öncelikle ekran kısmına bakacak olursak, versiyon 1'de kullanılan 128x64 grafik ekran yerine 4.3 inçlik geri dönüş süresi daha iyi olan renkli bir ekran kullanılmış. Tabi ekrana bakınca insan dokunmatik zannedip ekrana elini götürebiliyor ama maalesef tuşlu bir yapıya sahip. Nozzle kısmı genel olarak aynı ama ilk versiyona nazaran yumuşak hatlara sahip, estetik açıdan daha güzel bir kapak kullanılmış. X ve Y eksenlerinde kullanılan kayış gergileri ise ilk versiyonda söküp gerdirip tekrar takmak gerekiyordu. Burada ise mavi renkteki somunlar ile rahat bir biçimde kayış gerginliklerini ayarlayabiliyoruz.
Tablo olarak ise karborundum dedikleri delikli yapıya sahip bir cam kullanılıyor. Tabla delikli yapısı sayesinde ısındığında filamentin tabloya çok güzel şekilde yapışmasını, soğuduğunda ise kolayca çıkmasını sağlıyor. Bunun dışında ekstrudörün üstünde de filamenti itmek veya çekmek için yuvarlak bir parça koymuşlar. Bunu ben pek kullanmadım. Genelde elimle itiyorum ya da çekiyorum filamenti ama kutunun içinde çıkması yeni başlayan kişiler kullanırken yardımcı olabilir. Son olarak dış görünüşüne değinecek olursak orada da belli başlı değişikliklere gidilmiş. Örneğin güç kaynağı alt tarafa alınmış. Alt tarafına aletleri koymak için bir kutu yapılmış ve sade güzel bir kasa tasarımına sahip olmuş. Genel olarak ilkine nazaran yapılan güncellemeler bu şekilde. Ama tabi bu güncellemeler yine de bizim upgrade yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Evet arkadaşlar, son olarak baskı kalitesine de bir bakacak olursak belli başlı baskılar aldım. Bunları yakından size de göstermek istiyorum. Şöyle bir test küpümüz var. Katmanlar yazması vesaire. Güzel ilk aldığım baskılardan. Daha sonra bunun daha değişiğini, üstünde köprülerinin vesaire olduğu bir baskı var. İçinde spiralli bir yapı var ve bunları basarken de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şöyle iyice ayrıntılı göstereyim şeylerini. Ya da onun dışında böyle bir baykuş modelimiz var. Katman kaliteleri iyi, şuralardaki ağacın kendi böyle şey yapıları çok iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Güzel baskılar var. Yine aynı şekilde 3 boyutlu yazıların test baskıları, gemiler var. Bunlarda da işte köprüleri vesaire atarken herhangi bir sıkıntısı yok. Köprüleri vesaire güzel bir şekilde atıyor. Yine aynı şekilde bir vazo basmıştım. Bu vazoda yine aynı şekilde katmanları vesaire herhangi bir sıkıntısı yok. Ve kendi işte yükseltme yaptığım böyle içli sistemli vidalı yapılarımız var. Bunlarda da uzun baskı sürelerinde şöyle bakarsanız herhangi katmanlarda bir problem yok. Yani baskıları genel olarak güzel, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tabloya yapışması olsun, işte hızlı bir şekilde ısınması olsun. Son olarak da yazıcıyı incelemem için gönderen Creality firmasına teşekkür ediyorum. Yazıcının Türkiye'de ulaşabileceğiniz linklerini aşağı bırakacağım. Kendi internet sitesine bırakacağım.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.